Bu ne şimdi, ayıp yaptın ya. Vallahi hatta insanlık suçu yani. Anlamadım. Neyini anlamadın bey amcacığım? Neyini anlamadın yani? Görmüyor musun koca beyaz şeridi ya? Okul geçidi burası. Çocuklar geçecek buradan. Nasıl geçti buradan çocuklar? Senin çocuğun olmadı mı lütfen? Haklısın kardeşim, hemen alıyorum. Al abi. Al. Al, 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 al. Al, tamam. Saat kaç ulan? E geldik işte be dayım. Bir de cevap veriyorsun Zibidi. Giyinip süslenmeyi biliyorsun da erken kalkmayı mı bilmiyorsun? Hepiniz ortadan kayboldunuz. Durağı ve arabaları idare etmekten göbeğim çatladı evladım. Zibidi dedin, kalbimi kırdın Dayko. Gönlümdeki yerim başka biliyorsun. Seviyorum seni. Ben de seni seveceğim. Hem öyle bir seveceğim ki kaybolma ortadan. Bana bir yarım saat ver, bir gideyim geleyim. Bak saat tutuyorum, yarım saate kadar gelmezsen kendine başka bir durak ara, tamam mı? Hiç kimse senin yerini tutamaz ha. Hadi geleceğim. Aldın bunu. Atmasanıza kardeşim ya. Ablacığım ayıp oluyor ama insan var burada, gözünü seveyim, yapma ya. Simit, çıtır çıtır simit, yeni çıktı fırında, yanıyor. Çıtır çıtır. Çıtır 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 çıtır. Bak tam aradığın simit bu, yer misin? Gidiyorsun sen ya. Ya beğenmezsen alma ablacığım ha. Ya kız. Allah Allah. Abi kıçına taytı geçiren kendini prenses sanıyor. Ben anlamadım ki bu işi. Ali abi sen sar, üç tane de gideyim ben. Öyle gitme, dayak yersin sokakta. Sen rahat ol, burası bizim semtimiz ya. Ah be Bülent abim be. Bence senin taktiklerin yanlış abi. Kaçırıyorsun hatunları. Bak beni izle. Hanımefendi çok özür diliyorum. Beraber bir simit yiyebilir miyiz acaba? Ne diyorsun lan yalak? Aa, surata bak surata. Sen kime alıp atıyorsun lan şerefsiz? Aa. Bırak Bülent abi. Dur dur yapma. Ne yapıyorsun dur. Ne yapıyorsun? Abi, dur dur. Abi Allah'ım öldürüyorlar. Ne yapıyorsun bu kayboluyor ya? Ya bu çocuk mal. Yemin ediyorum mal bu çocuk. Sen git arkasında erkek arkadaşı olan kıza laf at. Yetmiyormuş gibi saçma sapan konuş. Herif de bizim arka mahalledeki güvenlikçi çıkmaz mı? Bunu bir aldı 12 kiloluk tüp gibi. Kaldırdı öbür tarafa attı. Üç kişi zor aldık elinden ha. Ulan dengesiz pezemek. Ben nereden bileyim senin manitan olduğunu? Madem sevgilin yanında yürüsene kızın, kirliğin oğlu. Tarık abi sana da yazıklar olsun ya. Şurada dükkanın önünde beni tartaklıyorlar, senin dünyadan haberin yok. Ben de diyorum ki Tarık abi eski tasçılardan. Bize bir şey olsa ilk o koşar ama nerede? Oho! Suat. Efendim abi. Siktir git. Bir dakika bir dakika ya. Tasta neyin nesi? Aa, Bülent abi senin haberin yok mu? Ben de geçen gün duydum. Abimin gençliğindeki lakabı tasçıymış. Bunlar Bayram abiyle eskiden hamama gitmişler. Aşağıda köfteci Rasim var ya, stadın orada. Doğru mu Tarık abi? Geçen gün Sedat abi anlatmış kahvede. Rasim amca bunları aylarca kovalamış. Suat.
İki saniye daha gitmezsen çekici vuracağım kafana. Zaten herkes de bana kızıyor ha. Hadi hayırlı işler. Ah be ihtiyar. Bunun için mi sıkkın senin canın? Ne zaman geldi bu kağıt? Siz gelmeden yarım saat önce. Sedat abi. Şşş. Çay vereyim mi abi? Yavrum, bulunduğun konum itibariyle sence çay içmeye elverişli biri gibi miyim? Yine mi onların peşindesin abi? Oyalama beni. Yarım saattir bekliyorum. Vallahi bu sefer de kaçırsam bütün incimi senden alırım ha. Ya camına iki kere top geldi diye başını belaya sokacaksın ha. Sen karışma. Bir ayda üç defa camı kırdılar. Camcı Nuri Tekirdağ'ına yazlık yaptırdı be. Lan oğlum sinirden şivem kaydı. Kalk git. Allah'ıma geldiler. Allah! Ulan bir daha burada top oynayın var ya. Çükünüzü birbirine zımbalayacağım sizin. Önüne gelen bize kızıyor. Nerede oynayacağız? Bir de karşılık veriyor. Efendim lan. Top oynayıp da sanki Barcelona'ya transfer yapacaksınız ya. Gördün değil mi? Nasıl kaçırdım veletleri? Yemin ediyorum akıllarını aldım akıllarını. Aga var ya hakikaten rahatsızsın sen ha. İyice baskıyı balatayı sıyırmışsın sen. Boşuna demiyorlar sana mahallede deli Sedat diye. Allah'ım yarabbim. Hamdi! Hamdi! Çık ulan dışarı. Ne zaman koydum lan ben seni bunun içine? İki saat oluyor usta. Bir daha seni sigara içerken görürsem bir gece önceden hapsederim buraya. Peki usta. Anladın mı? Anladım usta. Ağzına sürmeyeceksin. Hadi git şimdi benim takım çantamı hazırla. Hemen usta. Önlüğümü falan koymayı da unutma. Geçen verdiğimiz koltukların yayları gevşemiş. Ben onları bir sıkayım. Nereden çıktın lan sen? Oğlum bak vazgeç şu zamparalıktan bir gün baltayı taşa vuracaksın. Oğlum sen de milletin ağzıyla konuşma benimle ya. Günahımı anlıyorsun. Zamparalık falan yok oğlum. Çalışıyoruz. Ha. Hani bomba enjeksiyon hesabı çalışıyoruz. Hem sen ne ayaksın bu saatte? Geçiyordum. Uğradım birader. İşim bitince durağa gel. Tamam mı? Tarık abiyle ilgili bir mevzu var. Konuşmamız lazım. Hayırdır? Anlatırım birader. Elif, senin o aldığın mavi tişört var ya. Ay nasıl yakıştı sana? Nasıl yakıştı? O gözlerle uyum falan. Efso. Ay ya Leyla. Gerçekten sana da çok yakıştı. İstediğin zaman giyebilirsin. Efso yani. Aman yakıştı da ne olacak sanki yani? Etrafımızda kıymetimizi bilen adam mı var? Yakışsa ne olacak Allah aşkına Elif yani? Ay öyle deme be hayatım. Yani belki de şu an tam önünde duruyordur. Hatta belki de tam önünde yürüyordur diyelim. Ay Elif sana inanamıyorum yani. Beni şu adama mı layık görüyorsun? Şu, bak bak yürüyüşe bak yürüyüşe bak. Kendini zampara zanneden serseriye bak. Salına salına yürüyor tipsiz. Kim bilir hangi paçoz karının koyuna girmeye gidiyor it. Ya Leyla sakin olsana. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Acaba Bülent buralarda mıdır? Soralım. Ay hayır yani karşılaşsak ne olacak yüzüme bakmayın. Soruyorum. Hayır Leyla hayır. Döşemeci. Selam yenge. Ah selam. Alo döşemeci kime diyoruz? Bülent nerede? Sana ne be Bülent'ten? Aa adama bak ya. Odunla ağaçla uğraşı uğraşı onlara dönmüş. Bülent nerede? Ne yapacaksın Bülent'i? Bülent nerede? Ne yapacaksın Bülent sen sana ne ya? Bülent nerede be? Şey Bülent'le ben bugün görüşeceğim. Sen Bülent'i mi soruyorsun? Hayır. Niye Bülent'i soruyorsun işte? Hayır Bülent'i sormadım ben. Arayın istiyorsan gelsin Bülent'le. Hayır Leyla ben sormadım sen mi sordun? Bülent'i sordun şimdi of. Bülent şey yapmadın. Ama ben bugün göreceğim yani bir şey diyorsan söyleyeyim arayın istiyorsan. Ay selam söyle Canikom selam söyle sen nereye? Hiç bir tane müşteri var ona gideceğim. Ha, kanepe koltuk işleri diyorsun. Ha. Dikkat et de kıçına yay batmasın hadi. Ya, batmaz yavrum batmaz. Yıllarımızı verdik yıllarımızı. Hanımefendiciğim, mobilyalardaki sıkıntı için rahatsız etmiştim. Tabii, buyurun. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun, çok sağ olun, çok sağ olun. Var ya teşekkür manyağı yaparım seni. Geciktim. Saatlerdir seni bekliyorum. Yavrum, iki sokak aşağıda bir yere kanepe vermiştim. Aç kapa mekanizmanın vidaları gevşemiş. Oraya uğramak zorundaydım. Yoksa seni hiç ihmal eder miyim tatlım? Ne anlatıyorsun lan sen? Asıl benim cıvatalarım gevşemiş burada. Benim vidalarımı sıkıştıracaksın.
Anladın mı beni? Bağış üstüne. Köpeğin olayım. Havlat beni. Basıldık mı lan? Ben bir dakika bakayım. Allah Allah ya. Kim şimdi bu? Müşteri bekliyor. Hadi sallanma. Uçarım şimdi Dayko. Sen rahat ol ya. Durakta taksi yok. Sağa sola takılma. Çabuk gel. Çok sinirlisin. Çok. Hep bu Şükran yenge yüzünden. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çabuk kalk. Kocam geldi. Çabuk. Ne kocası lan sen? Boşanmadın mı? Yeni barıştık. Anlatacaktım sana. Hadi kalk çabuk. Allah'ım yarabbim beni nasıl bir sınava tabi tuttun ya. 3 dakika 27 saniyedir evli başlı kadına tekme tokat daldım ben ya. Hayrola sevgilim? Seni beklemiyordum bu saatte. Ya burada bir işim vardı da gelmişken uğrayayım dedim. Allah. Lan! Lan sen kimsin? Ne oluyor lan burada? Mutlu dur, ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? 32T Bayrampaşa Taksim. Ya 32T ne? Bayrampaşa Taksim otobüsü beyefendi. Hanımefendiciğim tam da tahmin ettiğim gibi. 32A geçtiği zaman hiçbir sıkıntı yok. Ama 32T geçtiği zaman körüklü olduğu için kendisi sarsıntı yapıyor. Vidalarda gevşeme oluyor. Ses o yüzden. Lan yoksa karınla ilişki mi var lan senin? Ne münasebet beyefendiciğim ya, ne münasebet? Oku şurayı, ne yazıyor? Döşemeci Sedat. Mobilyacıyım ben ya. Eşiniz beni bu dolabın gevşeyen vidalarını sıkmam için çağırdı. Beni boş verin. Ama yerinizde olsam eşinden 1000 kere özür dilerdim ya. Böyle şey olabilir mi ya? Ayrıca size de yazıklar olsun. Yani eşiniz kadar müstesna, eşiniz kadar düzgün, eşiniz kadar ehli namus. Yani böyle kapının önüne heykeli dikilecek bir kadın varken bu yaptığınız çok ayıp ya hanımefendiciğim. Kusura bakmayın. Siz de yani benim yüzümden çok çirkin bir iftiraya maruz kaldınız. Yani ben bu şartlar altında daha fazla burada çalışamayacağım. Size de bu ilişkiyi bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Yazıklar olsun ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ben esnafım ya. Allah Allah, dükkanım var benim. Hakaret vallahi hakaret. Bıktım senin bu kıskançlıklarından. Biri değil, iki değil. Milletin yanında hep beni rezil ediyorsun. Sarılın, öpüşün, bir şeyler yapın. Sedat Bey. Sarılın. Birader ne tarafa? Bereçe. Yalnız biraz acelem var da, ricasını hazır mısınız? Biraderim şu tarafta mübarek bir zatın yatırım. Sen dini bütünlü kardeşimiz evimiz olsun. Sevabına 3 kilo vallahi bir elem okuyuver be. Hah, yüzünü seveyim ya. Allah kabul etsin. Şimdi gideceğin yere götürebilirim seni. Sakin, biraz daha sakin. Dur, dur, yavaş, dur, dur, dur. Yavaş, yavaş, yavaş. Sakin, yüzünü ağrımasın. Dur, dur, yavaş, dur, dur. Tahmin ettiğimden 5 dakika önce vardı. Acelesi olan bütün arkadaşlarınıza beni tavsiye edebilirsiniz. Paşalı Bülent gururla sunar. Allah belanı versin senin. Manyak herif. Ne oluyor ya? Böyle araba mı kullanılır? Senin plakanı aldım. Seni şikayet edilecek ne kadar yer varsa seni her yere şikayet edeceğim. Sürüm sürüm süründüreceğim seni. Arkadaşım acelem var, bir an önce götür beni demedin mi sen? Ya söylediysem söyleyeyim. Böyle araba mı kullanılır? Korkudan dizlerim bağ çözülür ya. Bütün çocukluğum film şeridi, gözümün önüne canlandı resmen ya. Oğlum hadi bas git. Hadi, hadi. Dur sen dur. Dur sen dur. Bak hala atarlanıyor, hala atarlanıyor bak. Oğlum o senin film şeridini sokarım bir tarafına. Parayı ver lan! Serbest adam. Düz konuş benimle. Yürü. Tuh, yazıklar olsun sana ya. Bak güzel kardeşim. Kardeşim diyorum sana. Hala kibarım yani. Benim canımı sıkma. Ya şuna bak ya. Hem suçlu hem güçlü. Sana göstereceğim gününü. Seni bu yaptıklarına pişman edeceğim. Gel lan. Gel buraya, gel. Gel sen. Gel lan buraya. Gel buraya. Aman hayret bir şey ya. Nasıl canını sıkıyor insanın ya. Gören de var ya, mübarek bir insan sanar ha. Selamünaleyküm.
Birader arabanda sopa taşıyormuşsun. Evet, doğru. Canı sıkılmasın diye de arada çıkartıp havalandırıyormuşsun. Biz de düşündük, taşındık. Yalnızlık çekmesin diye bizimkilerle tanıştıralım dedik. Gelirken yanınızda delikanlıklarınızı da getirseydiniz. 1, 2, 3, 4, 5 oluyor mu? Yakışıyor mu böyle? Olur tabii, niye olmasın? Tamam ya, tamam. Sakin ol. Tamam. Hatta paranı da vereceğim ben senin. Tamam. Dur. Şu parayı versin en azından. Ondan sonra da vereceğiz ya. Dur, geleceğim, geleceğim. Çantamı yukarıda unutmuşum. 2 dakika bekleyebilir misiniz? Hemen alıp gelirim. Oho ablacığım, seni mi bekleyeceğiz ya? Bu tipi yos takmış peşine ne kadar adam varsa ya. Gören ne var ya, değil mi? Bütün kardeşler camiye gidiyor zanneder. İbineler. Ablacığım sen nereden çıktın ya? Öpeceğim. Ya öpme beni, niye öpme? Ya. Ya kusura bakma kardeşim. Arkada yaşlı kadın var. Korkuttu beni. Boş bulundum ya. Ya ne anlatıyorsun? Yaşlı kadın korkmuş. Baksana şu arabanın haline. Mahvettin arabayı. Kim ödeyecek şimdi bunun parasını? Tamam ya. Allah Allah. Sakin ol. İleri geri konuşma ya. Tamam, yaşlı kadını bırakırız. Geliriz, hallederiz işimizi ya. Ya sen bana posta mı koyuyorsun birader? Ha. Sen beni tanıyor musun oğlum? Oğlum siz çeşit misiniz ya? He? Piyango musunuz siz bana? Biriniz geliyor, biriniz gidiyor. Üzerim sizi bak ha. Yıpratırım. Hadi bak işte, ara beni ya. Allah Allah. Bana ne bak ya? Ne oldu? Aldım birini. Oğlum neredesin sen ya? İşimiz gücümüz var dedin, 2 saattir bizi acettin burada. Oyalanma demedik mi sana oğlum? Ya dayı, bak peşin peşin söyleyeyim. Bugün bana bulaşmayın. Beddua mı ettiniz, ne yaptınız bilmiyorum ama burnum boktan kurtulmadı ya. Tövbe de. Oğlum yoksa sen de benim gibi baskın mı yedin ya? Dayko, az evvel iş üstündeyim. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Tak, kapı çaldı. Eyvah. Oğlum bırak masal anlatmayı da hadi kalk gidelim. Ha, bana bak. Bugün bu arada Elif ile Leyla'yı gördüm. Çarşıdan geliyorlarmış. Ne yapayım? Bana ne bundan? Hiç. Belki merak edersin diye söyledim. Nasılsın falan diye merak etti. Allah Allah. Bak evladım. Gel senin aranı da şu Leyla ile yapalım. İyi, hoş kızdır. Mahallemizin kızı hem de. Sen de böylelikle sütmekten kurtulursun. Kimi kimsesi de yok. Dayı Allah'ın aşkına tövbe de ya. Hatun hem suratsız hem çirkin ya. Aa. Vallahi ben zabıta müdürü falan olsam var ya, onu gördüğüm yerde çat diye ceza keserim. Çirkinlikten halkın huzurunu bozuyordum. Ayıp oğlum. Hem ayıp hem günah. Yapma yavrum. Aa. Hadi kalk. Hayırdır, ne işimiz var? Ya kalk, anlatırım yolda. Suat'ın yanına gidelim de. Dayı biz hemen geliyoruz. Geç tamam. Kalmayın ha. Tepemi attırmayın benim. Tamam, hadi yürü. Geleceğiz. Hadi. Getireceğim aklımda. Vay çapkın. Oğlum manita yapmışsın. Hadi sekin be oğlum. Recai abi. Heh. Hanımefendiyle bir ilgilenir misin ya? Hayırlı işler. Recai abi. Hello. Yeni yengemiz bak. Dikkat et. Bulaşık. Gel ablacığım. Bucuk gel. Gel ablacığım. Gel ablacığım. Abi hoş geldiniz. İndir lan şu ayaklarını. Yok mu senin patronun? Yok abi, dışarıda bugün. Abi beklemiyordum, erken geldiniz. Ne demek lan erken geldiniz? Oğlum Sedat abim var senin karşında. Bak Bülent'i bilmem. Ama benim daha erken geldiğimi tarih yazmadı. Edepli konuş o yüzden. Tarık abi buralarda mı?
Yok abi, uğradım yanına da kendimi iyi hissetmiyorum demiş gitmiş. Nasıl iyi hissetsin ki biraderim ya? Adamın bu yaştan sonra başına bir sürü şey geldi ya. E var mı konuyla ilgili bir gelişme? Tarık abinin üstüne 7 tane şirket kurmuşlar. Hepsinden de piyasaya bir dünya fatura kesilmiş. Ne yani şimdi bizim Tarık abinin 7 tane şirketi mi varmış? Tarık abi vergi kaçakçısı gözüküyor. Maliyeye 3,5 milyon lira borcu varmış adamın. E tamam oğlum işte ya. Satsın şirketleri, ödesin borcunu ya. Vergi mergi kaçırmasın. Abi sen mevzuyu anlamadın. Şirket falan yok. Kağıt üstünde hepsi, paravan. Bütün adreslerde Tarık abinin dükkanı gözüküyor. E nasıl Tarık abiden habersiz olmuş bu kadar olay? Abi şimdi söyleyeceğim de kızacaksın bak. Söyle oğlum. Bu Tamer var ya, Tamer Aziz. 3 sene önce Tarık abiyi uyuntuya getirmiş, bir tane vekaletname imzalatmış. Hani dükkanın işlerini büyütecek ya güya. Ondan sonra Tarık abinin üstüne kurmuş bütün şirketleri. Ulan Tamer. Ulan Tamer. Ulan Tamer. Bülent abi. Bülent abi. Abi. Bülent abi. Neredeymiş peki bu Tamer denilen yavşak? Abi biliyorsunuz caddenin aşağısında takılırdı. Bir arada içeri düşmüş diyorlar. Ama 2 gün önce de bu dernekteki adreste gözükmüş. Yeşil Gaga Güvercin Severler Derneği. Gidelim bakalım o zaman. Ya birader, dernek mernek şimdi yabancısı olduğumuz mekan. Gideceğiz oraya, cırmalayacaklar bizi. Hem bu adamı bulduğumuzda size ne lan, gidin işinize bakın derse ne diyeceğiz? Tarık abiye söyleyin, direkt polise gitsin abi. Madem öyle diyorsun sen gelme biraderim. Paçan bozulmasın senin maazallah. Ya yeminle işin gücün totoşluk ya. Totoşluk mu? Evet abi, sabah uyanıyorsun, bugün kime totoşluk yapayım diye düşünüyorsun. Ama ben biliyorum bu gerginliğin sebebini. Bunlar hepsi iftihsızlıktan. Hayatında biri olsa var ya, seni mis gibi yapar. Sütlaç olursun, sütlaç. Ama var ya, hiç merak etme. Kardeşin sana bir hatun yaptı. Yemin ediyorum hatun ateş ediyor. Dan dan dan, fişek. 2 günde sütlaç olacaksın. Abi, ben geleyim istersen. Bak, görüyor musun çocuğu? Ulan bunun kadar olamadın ha. Tık, kalıbına tüküreyim seni. Sağ ol koçum, ben giderim. Oğlum bence de yalnız git zaten. La şu tipe bir bak ya. İnsan da ister istemez sopa atma isteği yanıyor. Gir lan içeri. Ya oğlum, hayır demeden önce bir düşün. Hatun benim manitalardan birinin ekürisi. Yemin ediyorum tam bir kısrak. Johnny Gitar'la Bolt Pilot'un kırması. Ver Halis Karataş'a, Gazi Koçtan'la Engi Kulvar'dan tıkırık 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 tıkırık. Irgat. Heh, Suat'ın dediği yer burası. Bak içeri girdiğinde sen konuşmuyorsun ha, ben konuşuyorum tamam mı? Niye abi? Allah, sorgulama her şeyi ya, sorgulama ya. Hah, geldi Suat da. Gir lan içeri. Evet beyler, sessizlik. Görmüş olduğunuz yakışıklı arkadaşım, buz dumanlı döner döner taklacı. 25'i var mı? 20. 20, 20 verildi. 25'i var mı? Bakın satıyorum. Sat, sat. Sattım abi. Abi sattım. Evet arkadaşlar, bu İspanyol mahon güvercinleri. 3'ü için 250 var mı? 250. 250 geldi. 300 veren var mı? 310 veriyorum. 310 geldi. 350 veren var mı? 350. 350 geldi. Satıyorum. Bakın satıyorum. Sat. Sattım be. Evet. Sıradaki güvercinimiz dertli güvercin. Başkanım ben 180 veriyorum. 180 geldi. Abi 200 ver. Al git abi. 250. 250 mi? Abi abim ne dertliymişsin, ne çileliymişsin. Sat. Sattım. Aa, Süleyman abi, kalk. Süleyman abi. Bülent, hoş geldin. Abi eyvallah, hoş bulduk. Hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk dayı. Hayırdır, bugün çıkmadın mı taksiye? Ha, çıktım da abi, erken bitirdim işimi ya. Sen ne yaptın? Ben boştayım biliyorsun. Usandım artık milletle uğraşmaktan. Ay yaşı var, sarhoşu var. Neyse, beni boş ver. Hayır olsun, sen uğrar mıydın buralara? Abi, birini arıyordum da buralarda takılıyormuş. Kimmiş? Buraların çocuğuysa kesin ben tanırım. Tamer Aziz. Tamer en son 2 gün önce buradaydı. Buranın eski çocuğudur ama karanlık olduğu için pek seveni yok buralarda. Rıza diye bir arkadaşı var. Bu mekanın da sahibi. Ara ara ona uğrar. Onu da kesseniz konuşmaz. Hayırdır mevzu ne? Abi bir tanıştırsana bizi ya. Bu Rıza ile bir tanışalım biz, bakalım. Ya şimdi buralardaydı ama. Rıza. 5 dakika baksana baba.
Ya okey oturacağız Süleyman abi. Dördüncü arıyor. Sen gelsene. Eyvallah, sağ olasın. Ben birazdan çıkacağım. Ama Bülent oynar benim yerime. Ha, ben oynarım. Bülent. Sedat, döşemeci. Sizi daha önce buralarda hiç görmedim. Ha, biz taksiye çıkıyoruz. Süleyman abiyle de aynı duraktaydık. Geçiyorduk, bir uğrayalım dedik. Gelin bakalım. Abi eyvallah, tamam, görüşürüz. Rahat bırak lan adamı. Birader kusura bakma, biz burada yancıları pek sevmeyiz, ondan böyle davranıyor. Sıkıntı değil dayı. Bir sorun olduğu belli, kafa gidik azıcık. Tamer'i göremedim. Tamer? Tamer Aziz. Birkaç ay evvel yolda denk gelmiştik de, gelmişken onu da bir görelim istedik. Tanır mısınız? Tamer'i biz tanırız da, siz nereden tanıyorsunuz Tamer'i? Ya bizim bir Tarık abimiz vardı, onunla birkaç iş yapmışlardı vakti zamanında orada. Hayırdır birader, ters bir şey mi söyledik, sen hemen tribe giriyorsun? Yok yok. Tamer bir yıldır hapiste. Çıkalı iki hafta oldu. Ne ayaksınız lan siz? Yani... Süleyman abi size dua edin lan kunikler. Lan saçımı ne bozuyorsun, saçımı? Yürüyün. Bir daha görmeyeyim sizi buralarda. Hatır gönül dinlemem vallahi. Yürü. Abicim çok güzel mekan yapmışsınız. Hayırlı işler olsun. Dedim değil mi birader, dedim. Adamlar psikopat, çıkalım şuradan dedim. Ama yok, bir kere dinlesen beni. Sen hiç yeme içme, kabahati bana bul hemen. Hem sen niye kışkırtıyorsun lan adamı, trip falan diye? Abi öyle sinir yapınca şey yapamadım ya, karşılık verdim. O değil de yavşak arkamızdan kunekler diye bağırdı ya. Ama dur, benim adım da döşemeci Sedat'sa ben bu lafı onun bir tarafına sokacağım. Bak görürsün. Oğlum bak şimdi, sen yemez içmezsin peşine düşersin ha. Sakın. Önce Tamer'i bulacağız, sonra ne yaparsan yap. Abi. Hay abini sikim, hadi sikim. Tamam babuş, tamam. Sen ne diyorsan o. Ama bak deme de deme. Ben bu adamı bir yerden çıkaracağım. Var ya, yakın zamanda böyle bir iş yaptık bu adamla. Bir yerden tanıyorum bunu. Vallahi kafanı çarpınca olmuş olabilir mi biraderim? Böyle bir beyaz ışıkta gördün mü? He, böyle bir beyaz ışık. Bak kızım, babanın başını belaya sokacaksın. Homurdanıp duruyor. Sürekli niye bekliyor bu adam kapımızın önünde diye. Birazdan baban gelir eve. Seni o pencerenin önünde görmesin. Ayrıca ne yaptı, karar verdi mi diye soruyor. Arkadaşı haber bekliyormuş. Niye kendi sormuyor anne? Bir düşünelim. Çünkü yüzü yok değil mi? Neden? Saçma sapan insanlar buluyor çünkü değil mi? İstemiyormuş dersin. Bu gidişle evlenemeyeceksin zaten. Birinden nişana attın. Öteki bekçi köpeği gibi sürekli kapımızın önünde. Aa, şuraya yazıyorum. Bugün yarın milletin ağzına sakız olursun. Adı çıkmış kızı kim ne yapsın? Ay anne, nişanlanmayı ben mi istedim? Kahveden bulup bir adam getiriyor. Zorla evleneceksin diyor, nişanlandım. İstemediğim bir şey yaptım, yine de tek bir kelime etmedim size. Ve şimdi suçlu ben mi oluyorum? Ayrıca o bekçi köpeği dediğin adam var ya, bu hayatta ne istediğimi soran ve bana değer veren tek insandı. Sayenizde onu da kaybettim. Nereye? Leyla'ya. Ay sıkıldım, kafayı yiyeceğim yoksa burada. Of! Allah kahretsin. Efendim? Hadi abi. Ne hadi? Gelmiyor musun? Nereye oğlum? Oho oğlum, mazot mu kokladın ya? Erden abinin mekanındayız, bir sürü adam seni bekliyoruz ya. Vallahi benzin falan içtiysen yemin ediyorum affetmem seni ha. Oğlum ne içmesi ya? Müşteri bekliyorum. Da gelen giden yok. İyi hadi gel, hadi bekliyoruz. Ah.
Leyla, ya ben ne yapacağımı bilmiyordum ki. Ya babam üstüme gelmekten vazgeçsin diye buluşmayı kabul ettim. Tamam. Buluştuk. Görüştük. Ama ben nereden bileyim herifin elimi tutacağını? O süre zarfında da Bülent'in bunu göreceğini. O anda dünya başıma yıkıldı. Of be. Böyle bakma sokağın başında beklediğine. Beni gördüğünde yolunu değiştiriyor. Parmak parmak değil ki, fırıncı küre. Oğlum su atlan. Ben senin adam olduğunu göremeyeceğim mi ya? Neşeniz bol olsun. Eyvallah, hoş geldin oğlum. Hoş geldin, hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Hayda, pişti oldular. Olur abi böyle şey. Çocuğu da bozdun, kendine benzettin diye. Suat. Oğlum artık manita sahibi bir adam olduğuna göre dikkat etmen gereken bazı şeyler var. Bir, giyimin, kuşamın ciks olacak. Ya doğru. Bak Sedat abine. Evet evet, on numara. İki, sabah evden çıkarken ne tarafa yatıracağına dikkat edeceksin. Sağ sol, sağ sol, sağ sol. Silecek mi lan bu? Yalnız ben neyi yatıracağını anlamadım abi. Oğlum ne olacak? Saçını tabii, ne olacak başka? Tövbe tövbe. Dalga geçme lan çocuklar. Suat. Yenge kim, tanıyor muyuz? Abi bizim ofisin arkasındaki kuaförü var ya. Ha. Bir dakika dur. Adalet Sokağı'nın oradaki kuaför. He dur şimdi o zaman. Burada kızın saçlı siyah gözlüklü bir kız vardı. O mu yengemiz yoksa? He? Aferin lan. Suat sen ne yaptın oğlum ya? Sen ne yaptın? Dilek mi? Allah Allah, sen nereden tanıyorsun abi ya? Dilek diyor. Aa, orospu Dilek. Hey! Oğlum Suat, o kız son 5 yılda bir emlakçıdan daha fazla boş ev gördü. Salon, oda, banyo dahil. Tövbe tövbe. Yok yok, kız muhtemelen jübile yapacak. O yüzden seni seçti. Lan, tamam geçiyorlar oğlum. Dur, dur. Bozma keyfini, hadi içelim abi. Hadi hadi iç iç, sen çok içen daha bu gece. Ya, muhabbeti bölmeyeyim de, benim işten bir haber var mı be oğlum? Var abi, var. Bir arkadaşına ulaştık. 2 gün önce hapisten çıkmış, arkadaşının yanına uğramış. Şey, bir şey dedi mi sana? Neredeymiş? Yok be dayı, adamlar psikopat çıktı zaten, pert edeceklerdi bizi. Canımızı falan zor kurtardık ha. Aman oğlum aman. Benim işin peşini bırakın. Canınıza bir helal gelirse çok üzülürüm ben ya. Sen merak etme abim. Ne olacaksa olsun. Keyfinizi kaçırdım ben be. Ay benim ağzıma. Kusura bakmayın. Yok be dayı. Tam Erman Er mevzu çıktı ya şimdi. Elif falan aklına geldi. Ha, sıkıntı yok. Tamam tamam. Oh. Ben o defteri kapatalı çok oldu be dostum. Benim kafam başka şeye bozuk. Benim unutamadığım başka şeyler var kardeşim. Arıyorum, evdeyim diyor. Tamam mı? Hmm. 2 saat sonra bu pezevenkle hastanede yakalıyorum. Şeytan dedi, itkisiyle vur suratına da. Yok, yapamadım abi. Sana yakışmazdı be oğlum. Ne bileyim abi. Hadi bakalım. O zaman unutmak isteyip de unutamadıklarımız. Hadi. Ne
aklıma aldın. Sen nereden çıktı? Allah'ın dilisi. Birader müjdemi isterim. Dün gece uyumadım, düşündüm, taşındım. Bu Rıza denilen pezevengi nereden hatırladığımı buldum. Derken? Oğlum sen küçükken menenjit mi geçirdin ya? Diyorum, devam et diyorum ya, Allah Allah. Nereden hatırladın? Abicim devam et desen o zaman. Ne fark eder? Allah Allah ya. Neyse, Rıza benim eski müşterim. Ben buna geçen sene iki takım koltuk verdim. Ya oğlum uykumu getirdin ha, ninni söyler gibi. Allah Allah ya. Tamam, sür hadi, ben anlatacağım sana, sür. Ulan madem araya iş sokuşturacaksın, taksimetreyi niye açtırmadın pezemek? Döşemeci Sedat ben. 1 lira bile vermem. Soracağım ben sana. Oğlum bak, daha dün tartıştığımız adamın evine gidiyoruz. Ama neden gittiğimizi anlatmıyorsun. Bunun şakası yok ha, haberin olsun. Oğlum. Döşemeci Sedat ben, rahat ol. O iş bende. Oğlum eminsin değil mi? Doğru adrese geldik yani. Milletin kapısını çaldık mı bize? Şşş! Rahatım oğlum. Sedat ben, döşemeci. Kapı çaldı, duymuyor mu? Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Kim o? Aç babacığım, aç. Yabancı değil, biziz. Bu ne lan? Bu ne lan? Göpe gündüz kapıma dayanmakta ne oluyor? Bu ne? Lan oğlum geçiyor üstüne başına, düzgün bir şey giy, bu kıyafetle seni hiç ciddiye alamayacağım ya. Konuşmamız lazım, hadi. Ecelinize mi susadınız oğlum siz? Rıza, ne oldu? Kim o? Kim bunlar? Bizim kahveden arkadaşlar hayatım. Yok bir şey, sen içeri geç. İnşallah bir dolaplar çevirmiyordur yine Rıza, inşallah. Ya dolap molap yok ya. Oğlum basın gidin, lan almayayım ayağımın altında sizi, basın gidin. Vallahi olmaz aşkımsın. Seni almadan şuradan şuraya gitmem. Hadi yengeden izin al. Kapıda bekleyeceğiz hadi. Yok Rıza'cığım, biz ecelimize susadık. Kapına geldik. Bizi burada kıtır kıtır kesiyorsunuz. Vallahi dediklerimi yapmazsan var ya, yenge kesecek seni. Ya içerideki yenge ya da bu yenge. Nereden buldunuz lan bu resmi? Üzümünü ye, bağını sorma. Biz sana soruyoruz mu lan iki karıyı nasıl idare ediyorsun diye. Bilalerim baksana ya. Burada daha genç değil miymiş bu adam ya? Çökmüşsün biraderim. Hayır ama normal. Normal, millet bir karıyı idare edemezken sen iki karıyı birden idare etmeye çalışıyorsun. Sessiz olun, vallahi ben biterim. Ne olur sessiz, tamam sessiz olun. Bana bak, bize Tamer denen o pezevengin yerini söyle. Biz de buradan böyle parmak uçlarımıza basa basa gidelim. Hem yenge de duy. Aman ne yengesi, sen de yenge bitmez. Yengeler de haberi olmasın. Hadi Ali'cim gel. Hadi pisi pisi, hadi. Yenge de yakışıklıymış ha. Nasıl kediye çevirdim herifi lan? Karısıyla fotoğrafları görünce var ya, süt dökmüş kedi gibi oldu. Nasıl verdi Tamer'in adresini? Hakikaten lan. Sen o resmi nereden buldun? Kardeşim, bu ilk uğradığımız ev var ya. Rıza'nın metresini tuttu ev. Dedim ki mobilyaların işte garantisi marantisi bir kontrol edeyim dedim. Buna dedim ki bana bir bardak su getir. Tak aldım çıktım. Aferin lan sana. Vallahi günahını almışım ya. Adres burası herhalde birader. Tamer'e bakmıştık. Menten. Evdeyim, menen ne oluyor? Ne var efendim?
Hemen kalp Tamer Fetah Tübet. Abicim, biz küçük pazarda esnafız. Tamer Bey'in bir ihtiyacı var mı diye sormaya gelmiştik ama kendisi müsait değilse hiç işinizi bozmayalım. Biz daha sonra yine uğrarız. Şokolada. Şokolada. Abicim, dediklerinden de bir şey anlamıyorum ki. Anlasam mevzuyu çözeceğim. Minenni. Minen talav. Marufum. Marubun ahmar. Sedat. Efendim kardeşim. Oğlum iki dakika sus ya. Bak herifler tip tip bakıyor. Beynine nişanlayacaklar şimdi. Abi o bana niye taktı anlamadım zaten. Geldiğimizden beri kilitlendi bana. Hem Arap mafyası ne lan? Sen niye topallıyorsun lan? Ha? Ayağına bir şey mi oldu senin? Ya bunlar da bizim gibi Müslüman ya. Vicdanlı insanlar yani böyle acırlar da bizi bıraktılar diye yapmayacaklar mı? Üskutu, Nevik. Skuter yok abi. Taksiyle geldik biz. Ay. Sakat, sakat. Şişiyor, şişiyor. Seni soran adamlar bugün evime gelip beni tehdit ettiler, biliyor musun? Kim olduklarını öğrenebildin mi? Bayrampaşa'da sordum, soruşturdum. Biri seninkinin eski manitasıymış. Bülent! Şoför Bülent. Ulan acaba planımdan haberdar mı oldular? Nereden haberdar olacak? Sen ne zaman hazır olacaksın? Şimdi elimdeki malları nakde çevirmeye çalışıyorum. Birkaç güne daha ihtiyacım var. Ondan sonra Elif'i de alıp İtalya'ya gideceğim. Elini çabuk tut. Sen bu adamlara ne yaptıysan bunlar senin peşini bırakacağa benzemiyorlar. Ben adamları Balat'taki senin eski eve yolladım. Biraz oyalanırlar ama seni bulamayınca bana döneceklerdir. Onlar artık geri dönemez. Allah Allah, niyeymiş? Sen onları Mansur'a göndermişsin şekerim. Mansur'a mültecileri taşıması için olmayan bir tekne sattım. Dolandırıldığını fark ettiyse adımı duyduğu zaman onların kafasını kesecektir. Sen hazırda bekle. Ben seni arayacağım, tamam mı? Hadi, hadi, hadi. Evet, Elif Hanım. Bunca zamandır gönlünün olmasını bekledim. Ama artık yeter. Seni hiç kimse benim elimden alamaz. Hiç kimse! Sanatım ve sanatçının düşmanı Yavşak Rıza. Alo Tamer, yine ben. Efendim Rıza şekerim. Ya benim paralar? Senin para, senin para. Şey yapalım, senin IBAN numaran neydi? Senin IBAN'ın. Yavşak. Elif. Esra. Mahakel hak temel hadana. Keyif el hak. Ana atetu mitenu hamsin av dolar. Ruh deyle mine sene. Mine se eltu le ahad. La ruf. Şaks piyesil. Tamer. En iyi Tamer. Allah yasuf amru. Vallahi hacı. Tamer'i anlıyorum. Başka bir bok anlamıyorum. En iyi Tamer. Ayrı bin ayr. Tamer nerede? Ya vallahi billahi bilmiyoruz biz Tamer nerede ya. Siz ne için arıyorsunuz bilmiyorum ama. Bizim acil Tamer'i bulmamız lazım. Yidohim aleyhu. En iyi Tamer. En iyi Tamer varak. Bak şöyle yapalım. Biz çıkalım Tamer'i arayalım. Bulunca da direkt sizi arayalım. Olmaz mı ha? Biz Tamer'i bulana kadar burada kalacaksınız. Ne alakası var canım kardeşim ya? Allah Allah, ikimiz de Tamer'i aramıyoruz mu? Niye bizi halleniyorsunuz? Niye bize yeşilleniyorsunuz siz şimdi? Bir dakika ya. Ya Avrupa'nın orta yerindeyiz ya. İnsan mı kaçırıyorsunuz ya? Vallahi bak. Bir telefonumla Bayrampaşa'yı yıkarım buraya, dağıtırım burayı bak. Sukut varak. Sukut! Ya üskut üskut, sokacağım üskutuna ya sabahtan beri. Taktı bir sukut sukut ya. Sedat. Efendim kardeşim. Buldum. Oğlum ezan okunuyor. Ne yapalım, kalkıp namaz mı kılalım?
Lan saksıyı çalıştır biraz ya. Namaz kılmayalım. Araba dua okutalım, dua. Allahu Ekber. Dua muha bir şeyler. Skutu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ezan, ezan. He. Namaz, hoca. Kıble. Seccade. Kıble, kıble. Selamun aleyküm. Esselamun, esselamun. Estağfurullah. Koş, 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 koş! Ötürü kırısına! Cennet'in sen her ömünüm şov! Yallah! Abicim bas gaza biraz, bas gaza! Adamlar arkamızda ya! Oğlum basıyorum ya! Ya turbosu yok mu bu arabanın? İki ayağında bak, bir şey yap! He, bana bunu koyun, turbosu ben kullanmıyorum! Turbosu yapma be, estağfurullah ya! Hikmetinden sual olmaz ama senin de ayağın düzeliverdi birader. Nasıl? Bacağın diyorum, bacağın düzeliverdi bir anda. Adamlar da şaşırmıştır bir anda bacağın düzeldi diye. Ulan eline fırsat geçti tabii, geç dalgam ya. Ulan Rıza, ulan yavşak Rıza. Ben seni elime geçireyim. Attı bizi bu kasapların önünde. Adamlar öldürecekler bizi. Torpidonu kıracağım seninle, bas biraz. Vurma, amına kodum bu, torpidoya vurma. Ne olur şimdi ölmeyeyim ya, benim birkaç tane sevgilim var. Oğlum bassana şuna biraz. Ulan basıyorum, bu kadar gidiyor dipkaz işte, ne yapayım? Bu kadar, emekler bu kadar. Bir de gitmiyor lan, bir kese geçmiyor. Geliyorlar. Sikecekler bizi vallahi. Kulağımızı kesip maskot yapacak bu araplar. Bu araba da gitmiyor ki. Gitmiyor ki. Peşimizde ne oğlum? Siz arapsınız, Allah'tan korkun. Niye bu kadar hız yapıyoruz ya? Atlatacağız tamam ya. Abi korkuyorum ya. Görmedin mi? Ne bu kadar satır var adamın elinde. Tabanca, tüfek, bowling sopası vardı adamın elinde. Bowling sopası ne lan, kafam gitti ya. Biz ne güne duruyoruz? Sen çocuğuyuz oğlum biz. Kardeşim benim. Bayrağı başıya çek lan. Dövdürelim bunları. Döşemeci Sedat lan benim adım. Yaklaştılar, yaklaştılar. Arap mafyası ne lan? Arap mafyası. Adamı sikerler, parasını vermezler kardeşim. Parasını vermezler. Vermezler. Kardeşim yaklaşıyorlar ama bak, konuşuyorsun ama yaklaşıyor. Ne olur yola odaklan. Çok yoruldum lan. Kardeşim aman diyeyim, beşi at, gazı da kökle gidelim. Hiç durma, kırmızı mırmızı. Vallahi trafik cezası yesen ben ödeyeceğim bak. Beş yok bunda oğlum, dört vites lan bu. Dört mü? Dört. Oğlum bunu değiştir ya. Bana bak. Bu koltuklara da ben gel sana dükkanda bir şeyler yapayım. Rahatsız oğlum bunlar. Incar, incar, incar! Ne oldu lan? Işığa mı takıldı onlar? Kardeşim benim be! Kral şoförsün oğlum! Bayrampaşa'da var mı lan senin gibisi? Ne yapıyorsun ya? Hayvan gibi şey yapıyorsun. Daha yeni aldım ben bunu. Bir dünya para verdim abi ya. Tabii mekanına geldin ya, bir şekiller, bir kıllıklar. Az önce öyle demiyordun birader. He? İsmail YK gibi, bas gaz abi, bas gaz abi. Ne oldu Kamil? Sana abi diyeceğim, o Arapların elinde esir kalırım, daha iyi be. Hadi. Lan! Süpürdün mü oğlum dükkanı? Süpürdüm usta. Arayan soran var mı? Kumaşçı aradı. Bir şey dedi mi? O cibiliyet patronuna söyle, bana uğrasın dedi. Ulan gelirsen var ya, kaynananı öperim senin ağa. Pezevenk! Ya hadi bırak çırakla oynamayı, bırak, bırak. Bırak uğraşma oğlum çırakla ya. Allah Allah. Asıl mevzumuza dönelim. Tarık abiye ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz abi, işte uğraşıyoruz, hallediyoruz diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Ulan uğraşıyoruz, hallediyoruz da cik kadar mesafe alamadık. O şerefsiz de atlattı bizi biliyorsun. Atlattı ama bu Araplar da Tamer Yavşağı'nı arıyorsa bu adam niye bizi oraya gönderdi? Bilmiyorum birader. Bizim yeni bir plan yapmamız lazım. Benim aklımda bir şey var aslında ama. Kızmak yok ama. Oğlum söylesene. Ne yapıyorsun lan sen? Ha ne yapıyorsun? Topal Musa'nın köpeği gibi çıkarmışsın dilini. Ha it misin sen oğlum? Irgat mısın sen? Ya yok ya. Hatun bu köpekli videolardan istedi de onu çekildi. Hay Allah'ım yarabbim. Neyse. Şimdi Tamer'le Elif eskiden nişanlıydı ya. Abi Elif'e bir soralım. Belki biliyordur adamın yerini. Sedat. Bak ebene çok güzel küfürler edesin var ama kadını senin yüzünden kulakları yeterince çınlamıştır. Bir de ben günahına girmeyeyim. Ya yok abi ya. Yemin ediyorum seninle konuşulmuyor ya. Sürekli bana zıt gidiyorsun. Sürekli. Nereye lan? Ay siktirin.
Niye yaptı şimdi bunu? Uyuz oldum sana. Ulan hadi bana uyuz oldun tamam da milletin şeyini niye orada çeviriyorsun be güzel kardeşim sen? Muhsin'e de uyuz oluyorum çünkü. 5 senedir bu sokaktayım. Daha evin önünde bir kere başkasının arabasını görmedim. Geçen bir müşterim geldi. 5 dakikalığına arabasını park etti. Adam üşenmeden yarım saat benimle kavgaya tutuştu ya. Oğlum sen harbi kırıksın ha. Vallahi milletin dediği kadar varsın. Delisin sen. Deli Sedat. Oğlum beğendin mi yaptığını? Vallahi süper oldu abi ya. Ben ne zamandır bu anın hayalini yaşıyorum oğlum. Oğlum yaşlı başlı adamdan ne istiyorsun sen ya? Ölüp gidecek bak vicdan azabından kıvranacaksın sonra. Hiçbir şey olmaz oğlum. Taş gibi bu pezevenk. Aferin Sedat, aferin. Bak senin yüzünden kan çıkıyordu. Gördün mü yaptın? Sen ne arıyorsun lan burada? Sırta boz. Oğlum niye dikildin lan? 2 çay söyle de gel otur şuraya. Birader. Ne oldu lan? Abi. Ay abini sikeyim. Konuşsanıza oğlum ne oldu? Tarık abi kalp krizi geçirmiş abi. Abim kalp krizi mi geçirmiş? Hanımefendiciğim. Bence hiç umursamayın. Sizi hiç sevmemiş demek ki. Pardon anlamadım. Çorabınız diyorum. Sizi hiç sevmemiş demek ki. Ayrıca sevseydi bırakıp kaçmaz zaten. Hem böylesine ipeksi, böylesine pürüzsüz. Muhtemelen böylesine mis kokan bir teni bırakıp kaçtığına göre. Salak olması lazım. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hanımefendi bizim bir yakınımız kalp krizi geçirdi de. Bu hastanede olduğunu düşünüyoruz. Adı nedir? Tarık. Soyadı? Neydi lan soyadı? Tarık abinin soyadı neydi ki? Tarık abi olmasın. Ya sizden rica edeceğim de Tarık abi olarak bir bakma şansınız var mı? O nazik parmaklarınızla bir baksanız. Saçmalama lan. Lan mı? Ne Tarık abisi? Hani birbirimize karşı daha nazik olacaktık canım kardeşim. Hanımefendiciğim sizden çok özür dilerim. Arkadaşımın kusuruna bakmayın. Şimdi hastane mastane biraz stres yaptı kendisi. O yüzden... Tamam. Yani. Tamam. Buldum ben. Zaten bir tane yazan hastamız var. 3. kat 322 oldu o da. Eyvallah kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok yardımcı oldunuz. Teşekkürler. Hadi abi. Şey diyeceğim birazdan buradayım. Vaktiniz varsa bir kahve içer miyiz? Hadi abi. Geleceğim birazdan tamam mı? Instagram'dan bekle beni. Döşemeci Sedat. Döşemeci Sedat unutma. Nerede oğlum bu 322 ya? Burası. Ha. Müsaade edin. Ne oldu lan öldürdünüz mü adamı? Ne yaptınız? Lan Tarık abi ölmüş. Tarık abi. Abi. Ne yapıyorsunuz lan burada? Ha siktir. Abim iyi misin? İyiyim. Abi mahalledekiler Tarık abinin kalbi tekleridiğince koştur koştur hastaneye geldik. Bu odaya gönderdiler bizi. Sonra bu odada da adam ölmüş. Mordin gelsin ayrıca. Tart. Sonra tam o sırada ben duaya giriyordum. Sen çıka geldin. Allah. Bu kafayı bir yere mi çarptı? Abi yok çarpmadı da biz seni öldü zannettik. Şimdi bir an karşısında görünce korktu çocuk. Ne yapsın sen? İyisin değil mi? Doktor ne dedi? İyiyim. Biraz kalbim tekledi. Geldi kontrole. Hah iyi abi. Tek mi geldin? Yok. Elif'le karşılaştık yolda. O getirdi beni. Hah kızım da geliyor. Merhaba. Hemşire dedi ki doktor ameliyata girecekmiş. Hemen sonuçları görmek istedi. Sanırım efor testi yapılacakmış. Tamam evlat. Siz boşuna beklemeyin ha. Gidin bizim işimiz uzayacak herhalde ha. Olur mu öyle şey abim ya? Seni almadan şuradan şuraya gitmem. Aşağıda kafeterya var. Biz orada oturup bekleriz. Siz bilirsiniz. Evet. Latteler geldi. Sağ ol. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bunu kullan bence. Teşekkür ederim. Var ya, bugün beni kırmayıp kahveme eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Kırmamaktan değil de hayır cevabını kabul etmediğin için diyelim. Diyelim. Ne istiyorsan onu diyelim.
Hem öyle olsa bu kahveyi nasıl içecektik? Sen yalnız, ben yalnız. Arkadaşların niye bizle oturmuyor? Ya onların biraz yalnız kalması lazım. Bakma öyle sessiz olduklarına ha. Konuşacak dünya kadar şeyleri var. Neyse boş ver onları. Sen nerede oturuyorsun? Kurtköy'de. Aa, seni ben bırakayım bugün. Sen nerede oturuyorsun? Bayrampaşa, çok yakın. Uzak değil mi ya? Yok canım, öyle şey mi var? Hem sonra döşemeci Sedat kız arkadaşını öyle sağda solda yollarda bıraktı da etmem. Kız arkadaş derken çok hızlı olmadı mı? Tamam, yarın olsun, öbür gün. Tamam, bir hafta. Ben var ya, seni görür görmez çok dedim, ama acayip güzel kız dedim. İlk öyle resepsiyonda falan direkt anladım yani. Sevgilin yok mu? Benim mi? Yok ya. 5 senedir sevgilim yok. Çok kötü. Daha susacak mısın? Ne söylememi bekliyorsun? Bilmem. Karşına geçip konuşmak için o kadar uzun süredir bekliyorum ki. Mesela neden? Niye? Kimdi o adam? Aranızda ne vardı gibi sorular sorabilirsin. Vereceğin cevapların bir önemi var mı? Eğer dinlemek istersen var tabii. Hiçbir şeyden haberin yoktu. Babam kendi istediği adamla evlendirebilmek için ne kadar üstüme geldiğinden de haberin yoktu. Belki de tek suçum sana bunlardan bahsetmemiş olmamdı. Bülent, babam beni çok zorladı. Sırf onu biraz susturabilmek için ve karşıma çıkartacağı adama hayır diyebilmek için kabul ettim buluşmayı. Yemin ederim seni aldatmadım, bunu sen de biliyorsun. Ama gururun bizi mahvetmesine izin veriyorsun. Sen öyle sokağın başında pencereme bakarken ben perdenin arkasında çaresizce ağlıyordum. Öyle pencereme bakmaktan bence daha fazlasını yapmalısın. Bülent. Yapma Bülent. Seni çok özledim. Sesini özledim. Konuşsana be adam, bir şey söyle. Hani o gün sen çekip gittin ya hiçbir şey demeden. Öyle tokat atsaydın, herkesin önünde bağırıp çağırsaydın, inan bu kadar zoruma gitmezdi. İşte o zaman kendimi ömür boyu affetmezdim. Ne değişti? Şimdi de beni affetmiyorsun. Durumu anlatmak için seni aradım. Haber gönderdim ama sen ne yaptın? Cevap vermedin. Beni gördüğünde yolunu değiştirdin. Bu kadar mı nefret ettin benden? Ya beceremedim kızım. Senden değil, kendimden vazgeçmeyi denedim ben. Ama her seferinde gözümün önüne annem geldi, dostlarım geldi. Ölmeyi bile beceremedim kızım ben bu hayatta. Gözlerimi kapatıyorum ikimiz adına güzel şeyler görmek için. Ama her seferinde seni o adamla pastanede baş başa görüyorum. Ben sana anlatmaya çalışıyorum. Sus, sus! Konuşurken bile ne kadar kırdığının farkında değilsin sen beni ya. Ben senin üzerine titredim kızım. Sen ne yaptın? Her şeyi mahvetti. Eğer şimdi bir şeyler söylememi istiyorsan benden. Sen benim bu hayattaki tek amacımdın. Şimdi hayal kırıklığımsın Elif. Sonra sattım tekneyi. Bana göre bir sıkıntılı yani. Şey yaptım yani. Bir dakika geliyorum. Bülent! Abiciğim, ne konuştunuz? Niye delirdin sen böyle ya? Ya Bülent, bir şey söyle Allah için ya. Oğlum, hatun yaptın mis gibi ya. Oh.
ustam. Bir sigaran var mı? Damar nerede? Lan oğlum aklımı aldın ya. Tam nerede sana da şimdi? Damar nerede? Oha amına koyayım, o nereden çıktı? Damar nerede? Ya Tamer yok, bilmiyorum ya. Mafiş Tamer yok, bilmiyorum. Damar nerede? Ya bilmiyorum. Lan! Çok kolaymış. Vallahi sağ ol ya. Sen olmasaydın. Yok canım. Çok da şey yapma, önemli değil yani. Baktım hastaneden çıkarken seni takip ediyor blok. Dedim ne oluyor? Bu niye takip ediyor benimkine? Benimkini derken bizimkini manasında yani. Hani bizim mahallenin çocuğu Sedat manasında. Ama iyi ki de gelmişim, takip etmişim, şüphelenip bak iyi oldu, hayatım kurtuldu. He. Şey yapma ya. İstersen bana benimki diyebilirsin ya, sıkıntı yapma. Gerçekten mi? Hı. O zaman o kız kimdi Sedat? Hangi kız? Hastanedeki kız. Hangi hastanedeki kız? Ya kafede oturduğun kız işte. O kız şey ya. O benim halamın kızı o benim. Tabii halamın kızı. 3-4 yaşında bu kadardı. Elimle büyüdü. Tabii çok tatlı. Abi der bana, sürekli abi der. Hı. Adı ne? Adı şey. Soyadı ne? Şey. Hangi alanın kızı? Ne Tamer'i lan? Ne Tamer'i? Ha, ne Tamer'i? Sabahtan beri Tamer, Tamer, Tamer. Adamı bulsam zaten ben hesap soracağım önce. Tamam, tamam. Tamam. Ben bir şey anlamadım. Bu Tamer ne alaka? Bu adam sen hastaneden çıkmadan önce de Bülent'i de kizliyordu. Ulan iç sürüsü gibi bunlar ya. Bülent'e de haber vermek lazım. Çocuğun başına bir şey gelmesin ya. Ver, ver. Dur hemen arayayım bir. Ha çalıyor. Çalıyor mu? Çalıyor bak. Bakayım. Ha dinle. Duydum. Açmıyor. Ha, bir daha ara. Kapandı. Bir daha arayayım. Ha. Çalıyor. Yine çalıyor. Hı. Lan! Sedat! Ay Sedat ne yapıyorsun? Bir yerini keseceksin. Bırak gitsin adam. Ha, iyi tamam. Bana bakın, bir haber falan alırsanız direkt beni arayın ha. Hadi bay. Abi, ne oldu Bülent abiden var mı bir haber? Yok abicim yok, aramadık yer kalmadı anasını satayım. Karakol, hastane, eczane ne varsa aradım yok. Abi be, sakın kendine bir şey yapmış olmasın. Suat, yemin ediyorum sana bir çakarım boş metrobüste ayakta gidersin ta Beylikdüzü'ne ha. Bana ne kızıyorsun ya, bin türlü şey geliyor insanın aklına. Ne geliyormuş aklına? Abi sen ne yaptın? Doktor demedi mi 3-4 gün evden çıkma diye? Oturun şöyle. Ne geliyormuş aklına? Sen ne sormuştun ki abi? Bak, şuradan bir uçarım, kafayı bir çakarım. Ah be abi, sen de mi Tarık abi ya? Bugün herkes bana patlıyor ha. Madem Bülent kayboldu, niye haber vermiyorsun? Abi çocuğa kızma. Ben tembihledim kimseye söyleme diye. Nasıl olmuş? Polis aradı sabah. Arabasını deniz kenarında bulmuşlar. Hiçbir şey de yok. Kapılar mapılar falan açık. Böyle bir tane adam var. Ona benzeyen birini gördüğünü söylemiş. Başka da hiçbir şey yok. Ya bu Araplar acaba onun da peşine düşmüş olmasın? Ne araba lan? Bu Tamer İbnesi'nin peşinde bir tek biz yokuz. Araplar da var. Onları da dolandırmış. Dün gece bir tanesi benim dükkana geldi. Na bu kadar bir palayla. Bir savurdu, canımı zor kurtardı. Siz şu evine bir daha bakın ha. Cemal abi kolay gelsin. Eyvallah Sedat'ım. Başka bir şey var mıydı? 10 dolarlık da beyaz peynir.
Sedat sen ne istemiştin? Abi benim acelem yok. Şey yaparsın sen. Ablaya bak. Ben buradayım. Terazi er. Mübarek. Ne kadar? 11 lira. Ne 10 lira demiştik? 10 lira dediysen 10 lira ya. Biz ne dedik ki ya? Anlamıyorum böyle müşteri ya. Sen ne istemiştin Sedat? Sokma abi böylelerini ya. He olur emrin olur. Ne diyeceğim abi? Bülent'i gördün mü sen? He gördüm. Nerede gördün? Ne zaman? 2 gün önce miydi? 3 gün önce. Öyle bir şey. Ya abi dalga mı geçiyorsun Allah aşkına ya? He. Sen o zaman Acep Ekkan'ı da görmüşsündür. Onu da gördüm. Gülhane Parkı'nda konseri vardı. Benim ortanca kız yeni doğmuştu daha. Hayırdır ne oldu ki? Abi kafam mı iyi anlamıyorum ki sabah sabah ben de dalga mı geçiyorsunuz ne yapıyorsunuz ya? Kafam güzel. Cemal abi al bunu da gördün. Soran olursa görmedim demezsin. Saklarım lazım olur bir dahaki gelişime. Allah'ım geldi. Yorgancı geldi. Acaba enişteme gelir çıkarsa beni. Yorgancı geldi. Yorgan var, yastık var. Koy başını koy. Tek kişilik, çift kişilik, güllü, dallı, desenli. Allah'ım yorgancı geldi. Yorgancı, kaça yorganlar? 20'den başlıyor ablacığım. Bekle, geliyorum. Sevgili mahalle sakinleri. Allah'ım yorgancı geldi. Psst, kedi gibi oturmuş oraya. Nereden oğlum kapının önünde? Kızım, kardeşim, nerede? Neredesin lan sen dün geceden beri? Ay tribüne sokayım ya. Ne oldu oğlum? Ne bu telaş ya? Telaş mı? Oğlum arabada yer kalmadı senin ya. Polis, hastane, dispanser. Gittim morga baktım. Tek tek ölü kontrol ettim ben ya. Ulan ne polisi, ne hastanesi? Anlat bakayım şunu. Abicim dün geceden beri seni arıyoruz. Kafamız gitti zaten. Leyla'yla 10 kere aradı, kaçmadın. Bütün mahalle teyakkuz halinde. Sen anlat bakayım, neredesin? Ha. Oğlum ne bileyim ben böyle olacağını ya. Dün hastaneden çıkınca benim kafam gitti, içim daraldı. Dedim bir kafamı dağıtayım. Sahile gittim iki tek atmak için. Sigaram bitti moruk. O sırada kağıtçı geçiyordu. Abi dedim var mı bir dal sigaran? Bir çektim. Alayım mı Elif'i? Götüreyim mi uzaklara? Evleneyim mi onunla? Ne yapacaksın? Kendini denize mi atacaksın? At kendini denize at. Hadi kendini denize at. At 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 at. Bülent abi. Abi. Hadi be abi. Atlasana. Atla be abi. Doğru olan bu. Sen git tombiye şu tipinli kızı kaptır. Ondan sonra burada takıl. At kendini. Bir, iki, üç. At. Bir, iki, üç. Oradan sonrası yok bende. Hala karnım aç lan. Abicim korktuk ya. Oğlum arabayı da nereye bıraktın bilmiyorum. Ben gideyim arabayı alayım geleyim. Otur. Polis aradı sabah. Arabayı almışlar, bulmuşlar bir yere, otoparka çekmişler. Karakola gitmemiz lazım. Kimliğini falan alalım. Yaşadığını söyleyelim. Otoparktan çektiririz arabayı sonra. Tamam. Bu ne? Fotoğraf sen söyledin de hatırladım. O zamanki konserden kalma. Bana inanmamıştın ya. Ajda Hanım kendisi imzalamıştı bu nibağı. Abi kusura bakma var ya, kusura bakma. Ben seni çok hafife almışım ya. Benim mallığım, benim eşekliğime ver. İçecek bir şey alır mıydınız? Gazoz getir, gazoz. Gazlı gazsız. Fark etmez. Yavşak. Alo. Tamer, seninle görüşmemiz lazım. Ben de bu anı bekliyordum. Neredesin? Gelim alayım seni. Yok sağ ol. Ben gelirim. Adresi istiyorum. Tarabya'da benim köşküm. Kime sorsan gösterirler. Tamam. Oo, plan yapmama bile gerek kalmadı. Kendi ayağıyla geliyor. Kuşum benim. Minik kuşum. Nelerle uğraşıyoruz görüyor musun? İlk geceleri iç ondan sonra nelerle uğraşıyorsun? Ha, çiçeğim burada. Burada çiçeğin. Değiştir bunu ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Benim aracı çekmişler dün gece de almaya geldik. Plakası neydi? Ha, bu araç işte dayı sarı taksi. Oo.
Buyurun otopark ücreti. Yuh! Bu ne ya? 170 otopark, 80 yıkama, mutlu sonla biten masaj mı yaptınız? Saunaya mı soktunuz bunu? Anlamadım ki ben. Al şunu. İşinize gelirse. İşimize gelmezse ne olacak dayı? Koca arabayı sana mı bırakacağız? Siz bilirsiniz. Allah Allah. Bizi mi zikeceksiniz lan burada? Yok yüzmüş, yok elliymiş. Allah bu defteri kırarım valla. Şapkanı mapkanı yerim seninle. Ben sizi tahsilat birimine yönlendireyim. Onları halledin oğlum. Hadi tamam hadi. Aç şöyle yola gel. Valla kulaklarından parmağı bir sokarım. Beynine kadar girerim ha. Hasan, Hüseyin, Mehmet Ali, Betoy. Gelin lan buraya. Arkadaşlar tahsil edin şunu. Hoş geldin. Pek hoş gelmedim. Yani malum hastaneden geliyorum. Ne oldu ya? Hastalandın mı? Bana bir şey olmadı. Tarık abi hastanede. Ya bak Tamer. Tarık abi senin yüzünden hastanede yatıyor. Bak Bülent biliyorsun ki Tarık abiyi ne kadar çok seviyor. Çok kızgın. Yani seni bulsa ne yapacak bilmiyorum. Şoför parçası. Neyse. Ben diyorum ki... Acaba ikimiz mi halletsek bu işi? Ne dersin? Bu işi ikimiz halledelim. Evet. Buradan Yunanistan'a gidelim. Oradan benim teknemle Dubrovnik'e. Oradan da Verilin Rom. İkimiz. Yok. Tamer yanlış anladın sen. Ben buradayım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Özellikle seninle hiçbir yere gitmiyorum. Ya ben de diyorum ki ne unuttum ne unuttum. Bu kim? Sensin bebeğim. Ay yok artık. Psikopatsın sen. Ben seninle hiçbir yere gelmiyorum. O zaman B planına geçiyoruz. Bence de B planına geçelim. Ben de gideyim en iyisi. Ne oluyor ya? B planında sen de varsın. Oğlum sen mal mısın he? Malsın lan sen. Her önüne gelene niye posta koyuyorsun kardeşim ya? Hem yaşlı başlı adama küfür etmek de ne? Ben onu anlamadım yani. Oğlum yaşlı başlı dediğin adam az önce bize yaslamaya çalıştı. Unuttun galiba. Tilt oldum. Allah Allah ne yani öyle kıçı başı ağrımış diye sessiz mi kalsaydım? Aferin kardeşim. Aferin güzel kardeşim. Çok güzel yaptın ya. Sayende iki günlük nasibimizi aldık. Sağ ol. Arkadaşım ben haksızlığa gelemiyorum. Bünyem kabul etmiyor benim haksızlığı. Tabiatımda yok. Hem o beton denilen yavşak gelmeseydi biz onları yerdik. Ciğerini sökerdik biz onların, paramparça ederdik. Yerdin sen onları ya. Yerdin ben biliyorum seni, yerdin. Oğlum herifler bizi aşamat ediyordu. Ne pis adamlarmış lan. Yaşlı başlı adam çekmeceden minçika çıkardı ya. 300 lira verip üstü kalsın dedim de zor kurtulduk ha. Ne yapıyorsun lan sen? Ne gülüyorsun oğlum pis pis? He? Pezevenk. Oğlum o değil de adamlar işlerin erbabıymış var ya. İki dokunuşta içindeki dişiliği ortaya çıkardılar. Ya sen nasıl bir adamsın ya? He? Dünyayı var ya köşe bucak gezseler senin gibisini bulamazlar. Hep dizi dizinciyim, iplelikte birinciyim. Başka bildiğin hiçbir şey yok senin. Abuk subuk işlerle uğraşacağına başımızdaki belaya odaklan. Tamam kardeşim tamam. Odaklanıyorum. Rıza olayını merak etme. O iş bende. Vallahi tamam kardeşim diyeceğim de ne hikmetse sana güvenemiyorum yani. Neyse. Şu şeklimizi, şemalimizi bir düzeltelim de sonra planına bakarız. Tamam. Ah, ne oldu? Konuştun mu? Yok Saniye teyze açmıyor ya. Ay nerede bu kız ya? Ahmet, neyin var oğlum senin? Ahmet ne oldu sana? Ahmet, oğlum tipe bak. Ahmet neyin var? Kız nerede Ahmet? Ya bırak beni. Ya
Ablacığım sen başıma bela mısın? Ya benimle uğraşmak neymiş, göstereceğim sana. Yürü be! Ahmet! Kalk lan gerizekalı! Kalk! Kalk! Sakın kıpırdama ha! Sakın kıpırdama! Buna bak, git tuvalete bir yüzünü falan yık hadi. Nasıl lan oldu mu şeklimiz, şemalimiz? Kardeşim on numara oldun. Benim kadar olmasa da yakışıklı bir adam oldun, baksana. Hadi lan Arda, hangi dünyada yaşıyorsun oğlum sen? Neptün. Uzaylı pezemek. Ya nerede bu kız? Nereye gitmiş olabilir acaba? Nerede ulan kızım? Söyle, söndürürüm seni. Nerede ulan? Dur Saim amca, yapma. Saim! Ulan sen kim oluyorsun, benim kızımı kaçırıyorsun ha? Kim oluyorsun lan? Bir dakika, bir dakika. Saim amca kim kimi kaçırıyor? Ne oldu ya? Bir şey mi oldu Elif'e? Lan ben sana soruyorum Elif, nerede değil, sen de bana mı soruyorsun? Nerede lan kızım? Nerede lan? Ya tamam, bir dakika. Bir sakin olun. Ben biliyorum nerede olduğunu. Bülent'le alakası yok. Sana dün bir tepeden baktım, görmediğim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ne oldu lan, tüpü patladı? Abi, vallahi bu gerizekalı. Az daha kızı kaçırıyordu. Kız yakalamış bunu, bayıltmış, vermiş şoku, vermiş şoku. Tipe bak, yemin ediyorum kıçına var ya ampul taksan yanar ha, vallahi. Gerizekalı. Kim? Bu abi. Peki ya sen? Ben de abi. Ulan kız sizi paçavraya çevirmiş bir kıza sahip çıkamadınız. Yani yengemizin kıçına başına dokunmayalım diye bağlamadık. Meğerse yanında şok cihazı taşıyormuş ya. Kadın var ya, fırsatını bulsa hepimizi paralara. Abi, müsaadenle bağlayacağız da elleyebilir miyiz? Ellemeden bağlayın lan. Oğlum siz birbirinize sokarım lan. Bana bak, bu akşam gidiyoruz. Tek bir hata bile istemiyorum. Defolun. Tamam. Giderken de çöpe atıver. Kediler sağa sola dağıtıyor, sakın kapının önüne koyma. Tamam, tamam, tamam. Şş, bana bak, sen hemen çayı koy. Kahvaltıyı yapıyorum, çıkıyorum. İşim çok bugün. Aa Rıza, çay da al. Sonuncusunu dün akşam demlemiştim. Bilader, ben sana demedim mi buradadır diye? Vallahi helal olsun. Herif zampara ama hakkaniyetli zampara. Bir gün o karadaysa öbür gün öbür karada, anlıyor musun? Vallahi yaptın mı böyle yapacaksın birader. Tabii canım. Yoksa öbür türlüsü normal zamparalık zaten. Şişt, Tekir, bana bak bana. Ne var lan? Yine ne istiyorsunuz lan? Oğlum bizi belediyeden gönderdiler. Başıboş kedileri kısırlaştırıyoruz. Bugün de sıra sana. Açık ucundan keseceğiz. Bela mısınız oğlum siz benim başıma lan? Ha? Bela mısınız lan siz? Annen onu konuşma lan. Tamer nerede? Ne bileyim lan ben. Tamer'in bekçisi miyim oğlum ben? Ne bileyim Tamer nerede? Sen bir gelsene buraya, bir konuşalım biz ya. Nereye gidiyorsun? Gel bakayım buraya. Şişt. Gel gel. Gel, ben seni ikna edeceğim, gel. Şişt. Gel. Bekleyin lan beni burada. Bekleyin lan. Beni burada bekleyin. Bekleyin. Benim yolumu kesmek neymiş göstereceğim size. Bekleyin lan beni burada. Kaçma lan! Gel ulan buraya! Gel buraya! Ulan seni var ya.
nasıl çarptın bu adama ya? Lavuk patates çuvalı gibi devrildi ya. Ne yapayım birader? Baktım seni yakalayacağın yok. Hafif tertip. Tak koydum tampona. Bakayım. Maşallah. 40 gün. Bilemedin 45 güne kendine gelir. Bakayım. Bak gelmeye başladı bile. Maşallah. Beni hastaneye götürün. Yok ulan. Adam hafif tertip dokandı. Hiçbir şeyin yok. Dur bakayım. Çıkık bu. Kırık olsa sen duramazsın oğlum. Barın barın bağırttırır seni. Aha, bana vurduğunuzu herkes gördü. Birisi kesin plakayı polise vermiştir. Bu işten yırtamazsınız. Hastaneye götürün beni. Söz veriyorum şikayetçi olmayacağım. Polis falan diyor. Tehdit falan mı ediyor bizi bu? Hı? Yok Bülent abisi. Benim rızam uysaldır. Hı. Benim rızam kedi gibidir. Hı. Öyle şeyler yapmaz. Bağırma! Sen şimdi hiç kendini yorma. Mis gibi, çiçek gibi konuşturacağız seni zaten. Ne yapacaksınız lan bana? Sana böyle küçük minik tatlı sürprizlerimiz var. Rıza! Nasıl abi? İyi bağlamış mıyım? Çık dışarı lan. Pardon abi. Yürü! Ne yapmış Nazlı, ne yapmış? Allah belanı versin. Çöz beni. Pislik herif ya, çöz. Bu gece beraber Yunanistan'a gideceğiz. Oradan İtalya'ya geçeceğiz. Her şey hazır. Oturma izni, yaşayacağımız ev, pasaport, her şey. Ben senin hiçbir yere gitmiyorum. Geleceksin. Roma'da düğünümüzü yapacağız. Palermo'da balayımıza. Bir kere bana bahsetmiştin. Orayı çok merak ediyordun hani. Çok mutlu edeceğim seni. Sen bunları ancak rüyanda görürsün. Seninle evleneceğime kendimi öldürürüm daha iyi. Çünkü seni sevmiyorum. O zaman beraber ölürüz. Öldürelim mi abi? Bir dakika rica ediyorum. Ben sana dışarı çık demedim mi şeker kardeşim? Niye çıkmıyorsun yavrum? Gel, gel. Niye çıkmıyorsun? Bu akşam benimle gelirsen eğer... hem Tarık abini kurtarmış olursun... hem de o Bülent çakalına iyilik yapmış olursun. İyi düşün taşın. Minik kuşum benim. Ben seni yalnız bırakayım. Akıllı Rıza. Uslu Rıza. Güzel Rıza. Bağırma lan, ne bağırıyorsun? Bu adam bana kafayı yedirecek. Vallahi yedirecek. Nerede lan Tamer? Bilmiyorum lan, bilmiyorum. Manyak herifler, bilmiyorum diyorum size. Ulan bu yaptıklarınızın hesabını soracağım. Göreceksiniz. İkiniz de göreceksiniz lan. Senin o şerefsiz arkadaşın benim Tarık abimin başını belaya soktu. Yetmedi, hayatta en değer verdiğim insanı kaçırdı. Allah Allah. Eğer Elif'e bir şey olursa var ya... İkinizi de yaşatmam, haberin olsun senin. Vallahi benim hiçbir şeyden haberim yok ya. Bak, bildiklerini söylemen için son şansın. Yoksa sürprize geçeceğiz ha, haberin olsun. Ya niye inanmıyorsunuz siz ya? Niye bana inanmıyorsunuz? Benim tek suçum onun arkadaş olmam. Vallahi ben onun hiçbir suçuna ortak değilim ya. Hadi beni bırakın gidin. Hadi bırakın ya da çözün. Beni bırakın, ben gideyim ya. Siz güzel insanlara benziyorsunuz. Hadi bırakın, vallahi bak bunların hepsi aramızda kalacak. Size söz veriyorum, söz veriyorum ya. Aramızda kalacak hepsi. Yok birader, olmayacak. Ben sürprize geçiyorum. Rıza'cığım, biz sana küçük tatlı sürprizler yapmıştık. Ona geçeceğiz. Rıza'm, tatlım, Rıza'm. He? Çok güzel olacak. Çok. Sürpriz ne lan? Bak kardeşim. Ben bunun kulaklardan başlayayım.
Anladın mı? Konuşmadı mı? Meme uçlarına vereyim. Konuşmadı mı? Takımlara yakayım lan! Aa, tamam, 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 tamam. Beykoz'daki rıhtımda. Bu akşam onda kaçacak. Kızı da götürecek. Aferin Sedatçığım. Aferin. Ulan bildiklerini söylemen için tamı tamına 5 dakikan var. Çabuk! Ya niye anlamıyorsunuz ya? Ben onun suçuna ortak değilim. Tek kabahatim benim onun arkadaş olmam. Hadi bırakın beni gideyim. Bacağım çok ağrıyor. Ah hey, ah hey, ah hey, ah hey, ah hey. Ya gideceksin. Gideceksin Rıza'cığım. Hatta ben kendim götüreceğim seni ya hastaneye. Ayağın kırılmışsa da al şu imzayı ben atacağım. Ama bu sefer bizi kandırmana izin veremem Rıza'cığım. Bu sefer bizi kandırmana izin veremem. Kaçta gidecekler lan? Ah hey, ah hey, ah hey. Gün basınca akşam onda... akşam onda kim hareket edecek? Tamı tamına 2 saatimiz var. Biz şimdi gidiyoruz, tamam mı? Hadi bakalım. Beni burada yalnız mı bırakacaksınız? Aa, olur mu öyle Rıza'cığım? Olur mu ya? Seni yalnız bırakır mıyız biz? O kadar kaba insanlar mıyız ya? Az önce gelen arkadaşımız sana eşlik edecek. Hadi bakalım. Bırakmayın lan beni burada. Beni bırakmayın. Kimsin lan sen? Kimsin oğlum sen? Açık, gıçık. Açık, gıçık. Ne yapıyorsun lan? Manyak arıyorsun. Sen beni mi süreceksin lan? Manyak mısın lan? Niye sakız geliyorsun lan beni? Hepiniz birbirinden manyaksınız lan. Bak çıkar o sakızı. Sakızı çıkar. Çıkar, çıkar lan sakızı. Çıkar sakızı. Tamam sen. Artık vakit geldi, gidiyoruz. Sen gerçekten kalın kafalısın. Daha kaç kere söyleyeceğim seninle gelmiyorum diye. Aşkım sen niye böyle yapıyorsun? Niye sürekli gerginsin? Bak yarın sabah yepyeni bir hayata başlayacağız. Sen gerçekten ruh hastasısın. Abi. Ne var lan? Araba geldi. Yüklediniz mi eşyaları? Yükledik abi. Zaten sen fazla bir şey istememişsin. Onları yükledik. Abi, yengeyi de götüreyim mi? Evet, yengeyi götür. Ben de onun yerine senin ananı götüreyim. Nereye abi? Senin beynini patlatırım şeker kardeşim. Çık git dışarıda bekle lan. Yürü dışarıda bekle. Tamam abi. Çok mu seviyorsun sen Bülent'i? Bu seni hiç ilgilendirmez. İlgilendirir. Seni ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir. Evet, çok seviyorum. Ama o seni sevmiyor. Bak Tarık için bile peşimden geldi, senin için peşimden gelmedi. Hani nerede Bülent? Bülent, Bülent neredesin? Bülent bak yok, hani nerede? Acaba varilin içinde mi? Dur bakalım. Bülent, burada mısın? Bülent yok. Ya Bülent yok. Nerede bu Bülent? Sadece sen ve ben varız. Ya ne yapıyorsun? Yardım edin. Kurtarın beni. İmdat! Yardım edin lütfen. İmdat! Kıvırma lan bunu patlatırmıyorsun. Otursana ya. Oo, hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Ya bak görüyor musun? Gelirken de eli boş gelmemiş, şey getirmiş. Ne lan o, buz hokeyi sopası mı o? Vallahi de buz hokeyi sopası. Yavrum sen Kanada'da mı yaşıyorsun? Kızı bırak. Ya görüyor musun? Biz de seninle konuşuyorduk. Gelir mi, gelmez mi? Gelir. Bak geldi işte. Günahını aldık ya. Bırak lan kızı! Vallahi kafanda kırarım o sopayı. Bir şey yapacak. Ne yapıyorsun lan? Ya abi sen öyle söyleyince refleks oldu. Korkudan. Tamam. Şimdi yavrum çimento getir. Ayağına çimento dök, denize at. Tamam mı? Biz gittikten sonra. Yalvarırım bırak onu. Ya bu ne ya? Bırak. İkiniz birden kurbağa gibi. Söz veriyorum. Eğer onu bırakırsan seninle evleneceğim. Söz mü? Söz.
O zaman artık bize müsaade et abi. Çok iş var, düğün hazırlıkları, şunlar bunlar falan. Zaten gittiğimiz yerden sana kart atarız canım. Hayır Elif. Elif hayır. Onu bırak, beni götür. Bırak kızı. Bırak kızı. Bırak lan kızı. Ulan öldüreceğim seni. Seni öldüreceğim. Bırak kızı. Günaydın. Mavili mor çiçek. Nasıl? Rahat uyuyabildin mi? Elif nerede lan? Gevşek. Balanekler. Nereye gittiler? Balanekler. Nereye gittiler? Balanekler. Balanekler numara koyuyorum. Nerede lan Elif? Sakin ol. Sen de burada kalıcı değilsin. Gideceksin. Ha? Şu telefon bir gelsin. Seni ilk biletle eşekler cennetine yollayacağız. Senin şu sopayı kullanmayı düşünüyorum. Ne tavsiye edersin? Arkadaşında denedik, ona sor. Harbiden lan. Sen demin çok bozdun. Biri götüne elektrik veriyor, biri kafanda sopayı patlatıyor. Çok bozdun yeminle. Doğru söylüyor adam. Göstereceğim ben sana. Şşş, tamam tamam. Tamam, acelemiz var. Hadi git daha tenekeleri dolduracağız. Hadi git. Çimentoyu getir. Tenekeleri getir. Hadi. Hadi. Nasıl olsa biraz sonra telefon gelir. Öldürün diye. Ha şimdi? Ha sonra? Son bir isteğin var mı? Ha? Selamünaleyküm. Yeğenim geldim ben. Aleykümselam. Hayırdır birader? Kimsin? Nereye geldin? Taksi çağırmadınız mı? Yok birader, biz taksi falan çağırmadık. Allah ne oluyor? Allah, bir yanlışlık olmasın. 5 tane taksi çağırmışsınız buraya. 5 tane? Baba ne yapıyorsunuz siz? Aa Allah! Biz... Ya, baba ya! Hadi lan! Ölentim nasıl yettik ama. Dayım burada olduğumu nereden biliyorsunuz ya? Senin deli aradı. Bülent'in başı belada, yetişim falan da filan. Nerede o? Geldik. Ne bileyim, işi mi varmış, neymiş? Hayır, ben onun işini. Bana bak lan, bana bak. Tamer Elif'i nereye götürdü? Sana diyorum lan. Nereye götürdü oğlum Tamer Elif'i? Divandan yatla gidecekler. Adı ne lan yatın? Dayı sen bunun kafasına çok vurmuşsun. Bakalım kuş herhalde. Adı ne lan? Bizi yanlış yere mi gönderdiler dayı? E kimse yok burada. Lan oğlum şu değil mi? Hangisi? Şu. Ya kaptan niye gitmiyoruz hala? Başka neredesin sen ya? Kaç saattir acı ettin bizi burada? Sen kimsin lan? Şşş, rahat ol. Döşemeci Sedat ben. Sedat, döşeme... Sen kimsin amına koyayım ya? Ya şöyle anlatayım. Birazdan bu kızı alacak. Seni de paket edecek yakışıklı insan. Şu dakikadan itibaren bu gemiye el koyuyorum. Ulan seni öldüreceğim ben. Lan bir bitmediniz, lan bir bitmediniz. Neye el koyuyorsun? Neyle el koyuyorsun? Silahınız bile yok lan. Sedat. Kardeşim. Tüh, bak ben silah almayı unutmuşum. Sabahtan beri düşün düşün aklımda. Bir tek ne unuttum, ne unuttum diyorum ya. Neyse ki arkadaşlar unutmadılar. Bol miktarda silahları var. Esselamu aleyküm. Huvvet Tamer. Menyuk Tamer. Bülent. Sen Elif'i de al çık kardeşim. Oğlum neler oluyor burada ya? Hesap bizden çıktı. Sen Elif'i de al çık. Ulan bu hesap burada bitmedi. Bu hesap burada bitmedi. Ulan adamların parasını almışsın tekne satacağım diye. Hayır hayır. Ben de dedim ki aynı yere gidiyoruz. Taksiye binelim, paraları kırışırız. Çakal! Seni bir daha göremeyeceğim, bir daha kavuşamayacağız diye o kadar korktum ki. Benden vazgeçmediğini ve beni kurtarmaya geleceğini o kadar iyi biliyordum ki. Çünkü ben senden vazgeçmedim. Her şey benim suçum ya. Gereksiz yere gurur yaptım. Sana da kendimi de hayatı zindan ettim ben. Ya tamam Bülent. Bundan hiçbirini konuşmayalım. Şu an benim yanımdasın ya. En önemlisi bu. Yani flusi varak. Varak diyor varak. Varaklı maraklı ne konuşuyor ya bu? Bizim para nerede? Şimdi ben size tekne verecektim ya efendim. Evet. Ama sen bize tekne de vermedin. Ya işte size vereceğim tekne, bu tekne.
Tabii tabii, bu tekne size getirecekti. Ama Yunanistan üzerinden. Biz tekneyi istemiyoruz, biz parayı istiyoruz. Biliyorsun. Şimdi ben de o kadar nakit çıkmaz. Ya da ben cüzdana falan bakayım da o kadar nakit olmaz yani. Yemezler. Benim adım Mansur. Arap Mansur. Allah'ına kurban. Arap. Sedat Kaçar beyler. Hadi kolay gelsin. Ulan aşk güzel şey be kardeşim be. Vay efendim neymiş? Tamer Aziz'miş. Vay efendim neymiş? Kuşçu Rıza'ymış. Yok efendim, Arap mafyasıymış. Ulan gerçi o adamlar bize yardım ettiler, onlar iyi adamlar. Bayrampaşa çocuğuyuz, yer miyiz bu numaraları? Yemedik. Elif'i kazasız belasız, yanında bir çanta parayla aldık. Ha, Tamer Aziz mi? Vallahi Araplar onu o gece orada paket ettiler. En son varak marak bir şey diyorlardı ama... vallahi bilmiyoruz ne oldu. En güzel tarafı Elif'le Bülent yeniden barıştılar. Muhtemelen yakında düğün var ha. Ulan arada biz kaynadık ya. Leyla'yı da bana yaptılar. Neyse, bakacağız o işe. Ha, çantayı aldık dedik de kendimizi almadık. Tarık abinin borçları ödedik bu arada. Yanlış olmadı. Ha, bir de Rıza vardı değil mi? Kuşçu Rıza. Onu da unutmadık. Güzel bir hediye paketi ona da yaptık. Tertemiz. Yenge, yenge hoş geldin. Seni ben aradım. Ha, hoş bulduk. Nasıl? Rıza iyi mi? İyi yenge, iyi. Bacağı kırılmış. Gel ben senin yanına çıkarayım, gel. Şimdi yemek geldi. Bana sen çık dedi, refakatçisi yedirecekmiş. Refakatçi mi? Kim o? Vallahi bilmiyorum yenge. Genç kadının biri. Kız kardeşi falan galiba. Kız kardeşi mi? Rıza'nın kız kardeşi yok ki. Rıza! Allah belanı versin. Kim bu kadın Rıza? Asıl sen kimsin be? Rıza ne istiyor bizden? Allah seni daha da çok belanı versin. Ah, Rıza sevgilim. Ya bittim ben. Ulan bu hastaneden bir çıkayım şu ayağım bir iyileşsin, göstereceğim onu size, göstereceğim size. Alo Sedat abi. İşte operasyonu tamam, Rıza basıldı. Bana bak dedim Arap. Aynı adam arıyoruz. Türk Arap Birliği ya. Omuz omuza, sırt sırta. Ben Arapları çok seviyorum. Arap baş tacısınız. Ben yerini biliyorum. Bu akşam ona bir kumpas düzenleyeceğiz. Hem fena mı oldu bak? Onun sayesinde hem Tamer'i yakaladık. Yoksa yata mata nerede giriyordu oğlum hak getire yani. Doğru diyorsun kardeşim. İyi yaptın lan. Vallahi iyi yaptın. Herhalde 40 yılda bir işe yaradın yani. Sedat ben onu. Aferin. Çiçekle çikolatayı aldın mı? Aldım hayatım bagajdan. Aldım hayatım bagajda. Beni kuaförde unuttuğun için onları da unuttun sandım. Büyük hayırlı olsun Sedat abi. Olsun olsun. Oğlum senin ağzını burnunu kıran dön önüne lan. Dön. Ulan Bülent bütün bunlar senin yüzünden başıma geldi ya. Aa Sedat çok ayıp ama. Bak ne güzel çift oldunuz Leyla yengemle. Senin hakkından ancak Leyla yengem gibi. Salak. Tamam. Ben hiç aşık olmazdım, bir kişiye bağlanmazdım. Demek ki büyük söyledim, seni gidi seni gönlüme girdin. Ne yaptın da kendini sevdirdin? Şimdi aşkın zamanı, şimdi en güzel anı. Şimdi aşkın zamanı, şimdi en güzel anı. Başım dönüyor sarhoşum, bugünlerde bir hoşum. Başım dönüyor sarhoşum, bugünlerde bir hoşum. Ayağım yerden kesildi, seni gidi seni gönlüme girdin. Ne yaptın da kendini sevdirdin? Asma başkasına, al beni sar kollarına, kulak asma
başkasına bizi çok kıskanırlar. Ayırmaya kalkarlar bizi çok kıskanırlar. Ayırmaya kalkarlar. İnanma sen onlara. Seni gidi seni gönlüme girdin. Ne yaptın da kendini sevdirdin? Seni gidi seni gönlüme girdin. Ne yaptın da kendini sevdirdin? Şimdi aşkın zamanı, şimdi en güzel anı, şimdi aşkın zamanı, şimdi en güzel anı. Başım dönüyor sarhoşum, bugünlerde bir hoşum, başım dönüyor.